Zeytin yaprağı ile ilgili birçok zeytin yaprağı ve zeytin yağı ile ilgili birçok klinik araştırmalar yapılmıştır. Yapılan klinik araştırmalarda zeytin yaprağının birleşimindeki etken maddelerin yüksek tansiyon, kolesterol, lipid ve trigliseride karşı etkili olduğu belgelenmiştir. Profesör Doktor Piotti yapmış olduğu araştırmada tansiyonu önlediğini belgelemiştir. Tansiyona, yüksek tansiyona karşı. Profesör Doktor Petkov ise yapmış olduğu araştırmalarda tansiyon, kolesterol, lipid, trigliseride karşı etkili olduğunu belgelemiştir. Fransız asıllı Profesör Doktor Renault ise yapmış olduğu araştırmalarda zeytinyağı ile beslenenlerin, yani bazıları zeytin meyvesinden elde edilen yağla ilgili klinik araştırmalar yapmış, bazıları ise zeytin yaprağı ile ilgili araştırma yapmıştı. Zeytin yaprağı ile ilgili yapılan araştırmalarda yüksek tansiyon, kolesterol, lipid, şekere karşı etkili olduğu belgelenmiştir. Zeytin yağı ile ilgili yapılan araştırmada ise Renault yapmış olan araştırmalarda tansiyon, kolesterol, lipide karşı etkili olduğu belgelenmiştir. Yunanistan'ın Korfu ve Girit adasında zeytinyağı ağırlıklı beslenen 1256 kişi üzerinde araştırma yapılmış. Sadece 4 kişi de kolesterol, lipid, trigliserit olduğu, diğer 1252 kişi de tansiyon, kolesterol, şeker, diyabet gibi hiçbir rahatsızlığın olmadığı belge araştırmada tespit edilmiştir. Diğer 4 kişinin ise tansiyon, kolesterol, lipid, trigliserit rahatsızları olan 4 kişinin ise çok yoğun peynir yedikleri, hayvansal ağırlıklı beslendikleri için onlarda kalp damar rahatsızları olduğu, diğerlerinde kalp damar rahatsızları olmadığı yapılan araştırmalarla belgelenmiştir. Zeytin yağı yüksek oranda oleik asit içerir. Oleik asit, doymamış yağ asitleri, detoks özelliğe sahip. Oleik asit, arahidon asidi, arahidon asit prostaglandin E1-E2'ye dönüşür. Prostaglandin E1-E2 ise erkeklerde testosterol, kadınlarda östradiyola dönüşür. Yani birçok hormonun ham maddesidir zeytinyağı. Ve hiçbir yan etkisi yoktur. Tamamen doğaldır. Türkiye'nin Marmara, Ege, Akdeniz bölgesinde milyonlarca zeytin ağacı var. Bu zeytin ağaçlarının %80'i maalesef değerlendirilmiyor. Değerlendirilirse buradaki zeytin ağaçları, Türkiye'nin Marmara, Ege, Akdeniz bölgesindeki zeytin ağaçları değerlendirilebilse efendim çelikleme denir. Doğa yabanı olan zeytin ağaçları kesilir. Ona Akdeniz zeytin ağacı fidesi dikilirse buna çelikleme denir. Yabanilikten kurtulur, doğal hale gelir. Çelikleme yapılırsa milyarlarca dolar Türkiye'ye gelir sağlayabilir. Hürmetler, saygılar.